gidebiliriz. Evet, değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen değerli yurttaşlarımız. Şu anda Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeyiz. Yanımda ilçe başkanım var. Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyem, il kadın kolu başkanım, ilçe kadın kolu başkanlarım, depremzede vatandaşlarımız var. Gaziantep'in iki tane, Gaziantep'in hakkını, hukukunu savunan, göz bebeği olan milletvekili İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya var. Ve vatandaşlarımızla birlikte bu deprem gününde depremzede arkadaşlarımızla deprem bölgesinde 8 Mart'a yönelik olarak bir basın açıklaması yapmak istedik. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştiriyor. Bu basın açıklamamızı yaptıktan sonra da depremzede vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Özellikle bugün kadınlar ve çocuklar için bazı koliler oluşturduk. Onları dağıtacağız. Çünkü biliyoruz ki deprem döneminde ve depremden hemen sonra özellikle kadınların ve çocukların ihtiyaçları da gölgede kalmış durumda. Onun için tüm günü depremzedelerle birlikte geçireceğimiz şekilde 81 ilde kadın kollarımız sahada olacak. Çünkü birçok ile de göç etmiş olan depremzedeler var biliyorsunuz. Değerli basın mensupları, her kadın emekçidir. Hatırlayalım, takvimler 8 Mart 1857'yi gösterdiğinde New York'ta 40 bin dokuma emekçisi olan, dokuma işçisi olan kadın insan onuruna yakışır şartlarda çalışmak için, eşit işe eşit ücret almak için bir grev başlattı. Ancak bu grev ne yazık ki 29 kız kardeşimizin canına mal oldu. O kız kardeşlerimiz işverenin fabrikayı kilitlemesi nedeniyle yanarak yaşamlarını kaybetti. Ama bu ölümler bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Çünkü kadınların bu haklı direnişi tarihe geçti. Bu mücadele asla ve asla unutulmadı. 1910 yılında 8 Mart tarihi canlarıyla bedel ödemiş olan bu kız kardeşlerimizin anısına Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Dolayısıyla şunun tekrar altını çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bugün aslında bir kutlama değil, bir anma günüdür. Bugün mücadeleyi ve dayanışmayı büyütme günüdür. Bugün insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesi verirken yitirdiğimiz bu 129 kız kardeşimizi ve eşitlik mücadelesine emek vermiş olan herkesi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bu sene 8 Mart'ta içimizde hem bir burukluk hem de bir umut var. Bir kez daha depremde yaşamını yitirmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, burada birçok yakını olan arkadaşımız var, başsağlığı, sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Yine deprem nedeniyle sağlığını kaybetmiş olan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Dedim ya, içimizde hem bir burukluk hem de bir umut var. Evet, içimizde bir burukluk var. Çünkü sesimi duyan var mı diyerek enkaz altında yardım isteyen ve göz göre göre yaşamını kaybeden canlarımızın yüreği halen burada, hepsinin sesi hala burada yüreğimizi yakıyor. Ama diğer tarafta içimizde bir umut da var. Umutluyuz çünkü bu beceriksiz, bu liyakatsız kadrolar tarafından yönetilen iktidarı göndermemize az kaldı. Ülkemizin kaderini değiştirecek olan o günlere az kaldı. Bunu yapacak örgütlülüğümüz ve kararlılığımız var. Gücümüze güç katan Millet İttifakımız var. Ve yol arkadaşı olmaktan büyük bir onur, büyük bir gurur duyduğumuz Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Onun için biliyoruz ki az kaldı. Değerli basın mensupları, üzerinden bir ay geçen bu deprem
Hiç kuşkusuz herkesi ama en çok da kadınları, çocukları, yaşlıları, engellileri etkiledi. İktidarın eşitsizliği besleyen zihniyeti nedeniyle bakım yükü afet bölgesinde de kadınların sırtında. Burada arkadaşlarım da şimdi bunu onaylayacaktır zaten. Derin bir acı yaşayan kadınlar yüreğine taş basıp yemek yapmak, ailedeki çocuğa, yaşlıya, engelliye, bakıma muhtaç olan bireylere bakmak gibi sorumluluklar üstlendi. Çadıra su taşımak, çamaşır yıkamak gibi sorumluluklar da gene onların omuzlarında. Halen barınma, tuvalet ve banyo sorunu çözülmüş değil, birçok yerde çözülmüş değil. Bu koşulsuzluklar tabii en çok da kadınları zorluyor. Evsiz kalan yüz binlerce yurttaşımız sırtlarına bütün bu zorlukları da yüklenerek farklı illere göç etti. Çocuklar en temel ihtiyaçları olan eğitimden mahrum kaldılar. Ülkemizde her üç kadından sadece birinin kayıtlı olarak ve tam zamanlı istihdamda yer aldığı gerçeğini hepimiz biliyoruz. Tablo o kadar ürkütücüyken yaşanan deprem binlerce kadını daha işsizlik kıskacına hapsetti. Depremde kadınlar kanından, canından, malından olmakla kalmadı, aynı zamanda işlerini de kaybettiler. Ve zaten her iki kadından birinin kayıt dışı çalıştığı ülkemizde kadınlar işsizlik ödeneğinden, kısa çalışma ödeneğinden de faydalanamayacak bu kayıt dışı çalışan kadınlar. Dolayısıyla kadınlarımız ve çocuklarımız aynı zamanda geleceksiz kaldı. Gaziantep'te genç bir kadın bana şöyle dedi. Depremin ilk üç günü kimse gelmedi. Ellerimle annemi enkazın altından çıkarmaya çalıştım. Günler sonra annemin cansız bedeni çıkarıldı. Öyle bir hale getirdiler ki bizi, annemin cansız bedenine tek parça halinde ulaştığımız için kendimi şanslı hissettim. Bize burada dilenci muamelesi yapılıyor. Yapılmasın. 6 Şubat öncesinde bizim de her şeyimiz vardı. Evimiz vardı, işimiz vardı, sevdiklerimiz hayattaydı. Bir gecede her şeyimizi yitirdik. Evet, çadır kentte tanıştığım kadın bana bunları anlattı. Adıyaman'da bir başka kadınla görüştüm. 2 haftanın sonunda zar zor çadır bulmuş olan bir kız kardeşimizdi. O da yaşadıklarını şöyle anlattı. Mülteci kampında bile koşullar daha iyidir. Depremin 15. gününde çadırımız oldu diye sevindik. Çadırda 2 aile birden kalıyoruz. 5 çocuk var, yarı aç, yarı tok yatıyoruz. Yatıyoruz dediğime bakmayın. Yatağın altında ısıyı tutacak bir korunağımız dahi yok. Ne bulduysak yere serdik, üzerine de yatak koyduk. Ama sadece 2 yatağımız var. Onun için sırayla uyuyoruz. Havalar çok soğuk, üşüyoruz. Çocuklarımız hastalandı. Vücut dirençleri düştü. Kahvaltı tanımımız değişti. Kahvaltıda çorba içiyoruz. Akşam bulursak pilav ve nohut yiyoruz. Koskoca günde sadece 2 gün yemek var. Buna da seviniyoruz çünkü bunu bulamayanlar olduğunu da biliyoruz. Çadırda kalan diğer akrabalarımızın, bazı akrabalarımızın durumlarının daha da zorlu olduğundan haberimiz var. Meyve ve sebze yemek ise bizler için lüks oldu. Deprem günü sokağa ayağım çıplak fırlamıştım. Çocuğuma zar zor bir ayakkabı bulduk. Şimdi ben oğlumun terliğini giyiyorum. Yardım tırları geldi haberini alıyoruz ama bize ulaşmadı. İçme suyu ise sayıyla veriliyor. Gün içinde ekmek için, su için, bir tabak çorba için sürekli kuyruktayız. Artık canımıza tak etti. İşte değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen değerli yurttaşlarımız, yaşananlar böylesine ağır. Bu nedenle öfkeliyiz. Ağzını her açtığında 3 çocuk, 5 çocuk diye dayatanlar, bu süreçte çocuklar için, hamile kadınlar için ne yaptı sorarım size. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na göre deprem bölgesinde 226 bin hamile kadın bulunuyor.
Bu kadınların gebe takibi bir yana, bu kadınlar tamamen unutulmuş durumdalar. Yok sayılıyorlar. Hamile kadınlar stres nedeniyle düşük tehlikesiyle karşı karşıyalar. Beslenemeyen lohusa kadınlar sütten kesilmiş durumda. Küçük çocuklar karda kışta sokakta kaldı. Peki bu ortamda iktidar ne mi yaptı? Koskocaman bir hiç. Depremde AFAD, AFED'in ta kendisi oldu. Ve depremzedelere çadır bulmakla yükümlü olan Kızılay, meğerse çadır satıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Kayıp çocukların peşine düşmesi gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise, kayıp çocukların peşine düşmek yerine bizim peşimize düştü, bizim. Biliyorsunuz bakana sürekli olarak kayıp çocuklarımız nerede, refakatsiz çocuklarımızın durumu nedir sorularını yöneltiyorduk. İşte bu nedenle muhalefet olarak bizim hesap verme, hesap sorma yükümlülüğümüzü yerine getirmemizden öylesine rahatsız olmuş olmalı ki bakan, soruya cevap vereceğine soruyu soranı suçlamaya başladı. Hakkımda suç duyurusunda bulundu. Buradan bir kez daha hodri meydan diyorum kendisine. Ve şunu unutmasınlar, ne yaparlarsa yapsınlar bizi susturamayacaklar. Bizler refakatsiz çocukların da kayıp çocukların da peşine düşmeye devam edeceğiz. Bu konuda hesap sormaya devam edeceğiz. Bu arada Derya Yanık, refakatsiz çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışında hiçbir kuruma teslim edilmediğini iddia etmişti. Oysa ki daha bugün basına düşen bir habere göre Adıyaman'da tam 1100 çocuğumuz bir başka kuruluşa teslim edilmiş. Bakın, bir değil, üç değil, beş değil, 1100 çocuktan bahsediyoruz. Buradan Derya Yanık'a soruyorum. Bu haberler doğru mudur? Eğer öyleyse bu çocuklarımız kim tarafından, hangi koşullarda ve neden bu kuruma teslim edildi? Bütün bu olup bitenler sizin bilginiz dışında mı oldu Sayın Yanık? Eğer öyleyse, yani siz bir bakan olarak sadece ve sadece bakmaya devam ediyorsanız o koltukta neden oturuyorsunuz? Buradan bir kez daha Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nı da istifaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz depremin ilk gününden beri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, bütün örgütümüz, belediyemiz, tüm gücümüzle depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Ve tüm gücümüzle depremzedelere destek oluyoruz. Ama gördük ki bu süreçte betona insan hayatından daha çok değer veren zihniyet, fay hattı üzerine sil baştan kentler kurmaya halen planlar yapıyor, halen bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyor. Bizler yeniden ölüme davetiye çıkaranların rant hırsına halkımızı asla ve asla kurban etmeyeceğiz. Yaşattıkları acılar yanlarına kar kalmayacak. Gözyaşlarımızı kurutanlardan hukuk önünde mutlaka ama mutlaka hesap soracağız. Değerli arkadaşlar, eşitsizliğe baş kaldırıyoruz. Depremin ilk gününden bu yana dayanışmayı yükseltiyoruz. Ülkemizi yeniden ayağa kaldıracak politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Kadınlar ve çocuklar için de bir seferberlik başlattık. Bugün size biraz da bununla ilgili detaylar aktarmak istiyorum. Bugün afet bölgelerinde kadın danışma merkezlerimizi açıyoruz. Hatırlayacağınız gibi 2020 yılında 7/24 faaliyet gösteren 444-82-85 hattımızı ve Yaşamak projemizi uygulamaya koymuştuk. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde hayata getirdiğimiz bu projeyle kadınlara ücretsiz hukuki destek ve psikolojik destek hizmeti sağlıyorduk. Şimdi artık kadınlar bize gelmeyecek, biz onların ayağına gideceğiz. Bu kadın danışma merkezlerimiz sayesinde kadınlara hukuki destek, psikolojik destek, ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, sağlıkla ilgili yaşadığı sorunlar çerçevesinde
doğru kişilerle bir araya getirilmesi gibi konularda gücümüz yettiğince faaliyet göstereceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak arkamda görmüş olduğunuz yaşamak konteynerinin tüm afet bölgelerinde kurulmasını sağlayarak buradan kız kardeşlerimizle dayanışmayı daha da yükselteceğiz. Değerli basın mensupları, depremin yaralarını hep beraber saracağız. Yaşanan bu enkazın altında kalan iktidarı tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Cumhuriyetimiz 100. yılına girerken yeniden kimsesizlerin kimsesi olacak. Önümüzde bir seçim var ve bu seçimden sonra ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün laik, çağdaş ve demokratik Türkiye anlayışını bu topraklarda yeniden hakim kılacağız. Bu seçim biz kadınlar için ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgidir. Yaşamımız ya pamuk ipliğine bağlı ya da güvenli olacak. Ya kadını eşya gibi gören zihniyete teslim olacağız ya da eşit yurttaş olarak insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağız. Ya emeğimiz gasp edilecek ya da emeğimizin karşılığını aldığımız güvenceli işlerde güven içerisinde çalışacağız. Ya afet karşısında çaresiz kalacağız ya da bilimin ışığında tedbirler alacağız. Ya çocuklarımızı geleceksizliğe mahkum edeceğiz ya da çocuklarımıza aydınlık yarınlar inşa edeceğiz. Buradan ülkemizin bütün kadınlarına çağrı yapıyoruz. Gelin diyoruz. Halil İbrahim sofrasına hep birlikte oturalım. Bizim yolumuz da yapacaklarımız da belli. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hakkın, hukukun, adaletin sağlandığı, herkesin tok, herkesin eşit, herkesin özgür olduğu, herkesin güvende olduğu bir düzen kurmak için geliyoruz. Ben bu duygularla tekrar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve buradan duyuruyorum. Başlıyoruz, az kaldı. Aydınlık günler yakın değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun.